Kayseri tek yürek oldu. 7'den 70'e herkes deprem bölgesinde elinden ne geliyorsa yardım ediyor. Şimdi bununla ilgili güzel bir haberimiz var. Örnek olacak bir haber. Hayırsever iş insanları, hanımefendiler, gençler toplanmışlar. Kızılay aracılığıyla önemli desteklerde bulunuyorlar deprem bölgesini. Bununla ilgili haberimizi izleyelim. Kızılay Başkanı Cafer Beydilli ve hayırseverlerimizle beraberiz. Cafer Bey, bu süreçte herkes gerçekten deprem bölgesinde inanılmaz yardımlar yapıyor. Burada da değerli hanımefendiler vardı. Siz de Kızılay olarak destek oluyorsunuz. Zaten Kızılay burada çok önemli bir köprü. Süreci anlatalım. Daha sonra burada olan yardımı... Öncelikle ben milletimize başsağlığı diliyorum, geçmiş olsun diyorum. Bir sürü deprem altında kalanlarımız var, yaralı olanlarımız var, kurtulanlarımız var. Ve kurtulanlarımızın bir kısmı heyecandan, korkudan Türkiye'nin her yerine yayıldılar. Kayseri'ye de 36 bin civarında şu anda mevcut depremzedemiz var. Bunların tabii ki hiçbir eşyalar olmadan buraya geldiler. Bunların her türlü eşyaya, her türlü giyeceğe ihtiyaçlar var. Bu nedenle biz şehrimizde Kızılay olarak çeşitli noktalarımızda bunlara dağıtım, toplama ve dağıtım noktaları oluşturduk. İlk önce Ok Burcu'nu oluşturmuştuk. Daha sonra Aydınlık Evler PTT'de bir yer oluşturmuştuk. Daha sonra Eskişehir Bağları'nda iki tane daha yer oluşturduk. Yine Koca Sinan şubemiz, Melikgazi şubemiz, Talas şubemiz de bu işleri yapıyor. Ayrıca şu anda da mevcut bulunduğumuz yerde de Tuna AVM'nin yanında karşısındaki noktamızda da iki tane bayan gelerek, hayırsever bayan, biz dediler bu işi yapmak istiyoruz burada. Sizin adınıza bu yardımları toplayıp dağıtmak istiyoruz dediler. Aynı zamanda yine bizim kadın kollarımızda olan Zeynep Hanım da bunların içinde dahil ederek dedik ki bu süreci yönetelim. Burada bu merkezde toplayalım dedik. Şu anda vatandaşlarımızın çok büyük bir fedakarlıkla elinde ne varsa fazlalığı onu getiriyor buraya bağışlıyor ve burada da açık bir mağaza gibi, ücretsiz bir mağaza gibi ihtiyaç sahiplerine biz bunu dağıtıyoruz. Bu nedenle biz halkımıza, yardımseverlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. O zaman biz Zeynep Hanım, merhaba. Nasıl? Merhaba, teşekkür ederim, sağ olun. Ben Zeynep Kabasakal, hayra vesile olalım olarak Kızılay adına çalışıyorum. 3 yıldır bu işi yapıyorum. Cafer Bey sağ olsun çok büyük bir destek veriyor. Hayırseverlerle birlikte zaten bu işi yürütüyoruz. Çok gönüllülerimiz var. Tuncay Bey de başta olmak üzere, Tuncay Albayrak'a da çok teşekkür ediyorum. Burada ailelerimiz geliyor. Bizzat gönüllülerimizle şöyle yapıyoruz. Ailelerimiz geliyor buraya. İlk önce içeriye giriyorlar. Biz kayıtlarını alıyoruz. Yurtta kalıyorsa yurdun adreslerini alıyoruz. Evde kalıyorsa ev adreslerini alıyoruz. TC'lerini alıyoruz. Kontrollerini yaptırıp depremzede olduklarını söyledikten sonra ve biz kontrolümüzden sonra burada gönüllülerimiz her şeye kadar, iç çamaşırından, çorabından, kabanından, pantolonuna buraya kadar kesinlikle burada gönüllü bayanlarımız var. Herkes bir aile alıyor zaten. Bir çocuğu bile bir bayan alıyor. Her şeyine kadar. İçeri odaları gezelim isterseniz. Buyur. Ayakkabılarına evde kalan ailelerimizin gıdaları veriliyor. Çocuklarımız varsa bebeklerimiz paket bezleri veriliyor. Hatta şöyle bir hayırseverlerimiz yine... Tuncay Bey sağ olsun, Tuncay Albayrak onun çevresinden çok inanılmaz bir destek var. Böyle gıda kollarının içerisine kahvaltılıklar hazırlıyoruz. Evet, bebeklerimize bezler veriyoruz. Hatta buraya gelen küçük çocuklarımızın ellerini boş göndermemek için burada abur cuburlarına kadar, kadın hijyenlerine kadar yine hayırseverlerimiz çok sağ olsun. Destekçilerime çok teşekkür ediyorum. Reçellerden melemenlere kadar kavanozlar gönderiyorlar. Her gıda kollarının içerisine bir aile oluşturacak şekilde bunlardan koyuyoruz. Burada ayakkabılarımız var. Çoğunluğu sıfır ayakkabımız. Ha, bu önemli. Bunların çoğu sıfır. Çoğunluğu sıfır ayakkabımız. Hatta bu kolilerde ve bu poşetlerde yine Tuncay Bey'in arkadaşları, mağaza arkadaşları falan sağ olsunlar. Hep sıfır ayakkabılar, çizmeler, botlar gönderiyor. Buraya aileyi getiriyoruz tek tek. Çocuk hangi numaraysa, yetişkinse, büyükse. Hatta bakın burada oyuncaklarımız. Evet. Çoğunluğu sıfır. Bu kolilerde de oyuncaklar var. Özellikle oyuncak talebi. Evet, kesinlikle. İçeride de sıfır oyuncaklarımız var. Onlar bağışta bulunanlara getiriyoruz. Çocuklara oyuncak, hatta bu yazı tahtasına kadar, çocuklara, bebeklere kadar hiç kullanılmamış sıfır çantalar, bayanların biliyorsunuz depremzede bayanlarımız hiçbir şey olmadan evlerinden çıktıkları için burada yorganlar, yataklar, bebek örümceklerine kadar züccaciye malzemesi, bir bebeğin ihtiyacı olan mesela pike takımı, kundak diyoruz. Şöyle göstereyim. Yine bunlar da sıfır. Pike takımları,
Bebek, yeni doğan bebek setlerine kadar ne ararsanız. Biz yeni doğan ailelerimiz, hatta doğuma yakın olan anneler dahi bile geliyor. Doğumuma bir hafta var diyen aileler. Onlara ilk hastane çıkışına kadar veriyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tuncay Bey'in bağışçılarına, kendi bağışçılarıma, Kızılay desteğine, Cafer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Biz ikinci gününden sonra böyle bir toplama alanı inşa edip sağ olsun Cafer Bey'in desteğiyle böyle bir alan kurduk. İki butik, yani arkadaşlarım da işletmeciler, bizler de işletmeciyiz. Bu dönemde işletmelerimizi açamayıp tamamen depremzededen gelen, oradan gelen mağdur ailelerimizin burada yaralarına biraz da olsa merhem olmaya çalıştık. Böyle bir alan kurduk. El birliğiyle çok şükür bütün insanlarımız destek oldu. Mutluyuz yaptığımız işten, insanlara faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Bütün Kayseri halkına çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde tabii ki hepsi ne kadar el birliğiyle neler yapabileceğimizi gösterdiler bize. Çok teşekkür ediyorum. Size teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ne güzel, hayır işindesiniz. İnsanların hayatına bir nebze olsun dokunabildiysek ne mutlu bize. Çok sağ olun. Siz efendim. Bu zor günlerde birlikte kaldıracağız yani bu günleri. Evet. Birlikte yaşayacağız. O yüzden halkımız da gerçekten çok duyarlı. Her türlü yardımı yapmaya hazır. Biz de onları bir şekilde yardım toplayıp arkadaşlara gönderiyoruz yani. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Herkesin kaçırmış olduğu bir nokta vardı. Evet, o süreçte, bir haftalık süreçte herkes yanındaydı ama daha sonrası önemli olan, biz daha sonrası için buradayız. Elimizden geldiğince tüm yüreğimizle ve desteğimizle buradayız. Yardımcı olacağız. Cafer Bey ne güzel, hanımefendiler, Zeynep Hanım, Tuncay Bey ne güzel destek oluyorlar. Gerçekten hayırsever Kayseri'de çok, gönüllümüz çok. Şu anda Kayseri'de 3600 gönüllümüz var. Daha önce bu 500-600 civarındaydı. Bu süreçten sonra gönüllü sayımız o kadar çok arttı. Bir görev açtığımızda, bir etkinlik açtığımızda müthiş bir yoğunluk oluyor. O nedenle biz hepsini birden kabul edemiyoruz. Sırayla, nöbetle bunlara çağırıyoruz. O nedenle ben bütün gönüllülere buradan teşekkür ediyorum. Kızılay için hepsi, hatta Kızılay bir tarafsız bir kurum olduğu için, dünyanın en büyük yardım kuruluşu olduğu için sağ olsun herkes bizim yanımızda yer alıyor. Biz de onların bir faaliyeti, bir isteği, bir talebi olduğunda da biz onların yanında oluyoruz. Diyoruz ki biz size Kızılay olarak destek veririz, sizin yanınızdayız diyoruz. Yine bu bayanlarımız da sağ olsunlar, gönüllerimiz kendi düşündükleri bu çalışmayı bize geldiler, açtılar. Biz de dedik ki Kızılay olarak sizin yanınızdayız, sonuna kadar destekliyoruz dedik ve bu şekilde burası şu anda devam ediyor. Şimdi Ömer abi de yanımızda. Burada diğer önemli yardım bilgileri var. İş insanı, hayırsever Tuncay Albayrak konuşmuyor. Zaten ben geri planda kalayım, evet, diye istiyor. Bilgileri aktarmasını kendisinden istedim. Başkanımız da yanımda. Buradan özellikle güven olması açısından hem Kızılay Başkanımız burada, hem de bilgileri benim çok hoşuma gitti. Başkanım, evet, paylaşım gerçekten istedim. İnanılmaz şekilde şöyle çok detay olmadan bir şöyle bir göstermek isterim. Çok detay gözükmesin diye. Burada 630 tane yardım var ve yardımların nereye gittiği, nasıl gittiği, kime gittiği, TC kimlik numaralı ve bunların hepsi yapıldığında size bildiriliyor. Evet. Siz de yukarıya. Biz de valiliğimize ve genel merkezimize bildiriyoruz. Her gün bütün noktalardaki yapılan yardımların listesini alıyoruz Excel ortamında. Onları hem valiliğe hem de genel merkezimize bildiriyoruz. Ve kayıtlar tutuluyor bizde. Diyelim ki aynı gün veyahut da bir başka gün aynı kişi bir daha geldiğinde ne verilmiş, ne zaman verilmiş onu da görme ihtimali oluyor. Tekrar tekrar almalarını da önüne geçirmiş oluyor. O nedenle tamamı, hatta biz gönüllerimize şunu söyledik. Dışarıdan birisi bir şey getirdiğinde ne olursa olsun, bir kalem bile getirse onu da alın dedik. Hatta çok enteresan, Avrupa'dan gelen koliler var, yine yardım kolileri. Onların içerisinde çikolata, çocuk oyuncağı, cep telefonunun o şarj bataryası, onlardan ve çok farklı şeyler çıkıyor. Biz diyoruz ki ne gelirse gelsin biz de onu dağıtacağız diyoruz. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok da duygulandım. Tuncay Bey konuşmayınca onun adına ben aktarayım dedim. Şöyle gerçekten isimleri ve numaraları kapattım. Burası şöyle bir göstermek isterim. Burada okuyacağım da hatta şimdi. Burada kiralamak isteyenlere de, evet, boş evi olanlar kiraya veriyorlar. Yani daha doğrusu bağış yapıyorlar. Evet. 30'a yakında burada isim var. Şu hoşuma çok gitti. İhtiyaçlar belirlenmiş ve burada bilgisayar ortamında yazılmış başkanım. Halı, koltuk, yatak, baza, perde, masa, sandalye, çamaşır makinesi, TV sehpası, zigon sehpası, dolap, ocak, tüp, züccaciye ve buzdolabı. Bir evin ne ihtiyacı varsa yazılmış. Bunların hepsi sıralanmış, ihtiyaç oldukça hemen hayır sahibi getirdikçe buraya veriliyor, kayıt altına alınıyor, Kızılay'a bildiriliyor, Kızılay'ı da genel merkeze bildiriyor. Yani gerçekten hep
bu tür durumlarda yapılan yardımların hedefe ulaşmadığı, yapılan yardımların koordine edilemediği gibi olaylar çok şükür bu afette tamamıyla kontrol altına almış durumda. Evet. Sizin ifade ettiğiniz gibi inanılmaz şekilde hayır sahipleri, gönüllüler, Kızılay bu kez ciddi şekilde organize olmuş durumda başkanım. Evet. Şu beni gerçekten çok duygulandırdı. Ya özellikle rica ettim bunu paylaşalım diye. Ben dedi konuşmayayım, hayır gizli oluyor, ben çıkmayayım dedi ama bunu da hayra vesile olmak da hayra vesile olan kadar anlamlı diye düşünüyorum. Şunu da bence paylaşmakta yarar var. Ne diyeceksiniz başkanım? Teşekkür ederim gerçekten gönüllerimize, bizim adımıza sağ olsunlar. En güzel bir şekilde yardımların yerine ulaşmasına gayret gösteriyorlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Türkiye'de yurt dışından gelen yardımlar için 3 tane depo alanı var. Bunlardan bir tanesi Kayseri, Adana ve Mersin olmak üzere. Bizim buraya gelen yardımlardan fazla olanlarını biz çevre illerimize, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, hatta bugün Gümüşhane'den dediler ki hiçbir malzememiz yok. Gerekirse onlara da göndereceğiz. Evet. Bu şekilde ihtiyaç olan yerlerde buradan transfer sağlıyoruz. Az önce Tuncay Bey'den bir bilgi aldım. İstanbul'da hayırsever bir vakıf 3 tır dolusu yardım malzemesi gönderiyor ama Kayseri'ye gelmiş yakıt bitmiş. Evet. Haber verildiğinde hemen bir tane yakıt istasyon ücretsiz olarak oraya yakıt temin ederek tırları göndermiş. Evet. Ya ciddi bir dayanışma örneği var. Allah razı olsun diyoruz. Koordinasyon da gerçekten son derece güzel. Katkı sağlayan, niyet eden, dediğiniz gibi orada bir çocuk da beni de duygulandırdı. Göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Evet.